Hepinize merhaba arkadaşlar. Gün intikam günüdür. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Ecenaz'ın evinde gizlice bir gece geçireceğiz. Hatırlarsınız ki o benim evimde gizlice kalıp beni korkutmuştu. Ne yaşamış? Bugün ondan intikam alacağız ve bunu ayarlamak için kendime onun bana yaptığı gibi iş birliktelikçileri ayarladım. Onun arkadaşlarını ayarladım. Bir hoş geldin falan deseydik. Dışarıdan birisi girdi binaya, korktum bir anda. Merhaba, hoş geldin Enes. Ayakkabınızı çıkarmayın, Ecenaz yok zaten. İrem ve Cemre, onlar bugün videoda benim iş birliktelikçilerim. Son videoda iş birliktelikçileri. Ecenaz Mert'i ayartmıştı, ben de sizle anlaşma yaptım. Bunun için çok az bir para yapmıştık. Çok az bir para, ne kadar? 0 TL. Ecenaz'ı korkutacağız. Güzel minik bir şaka yapacağız ona. Her şey YouTube için. Yoksa çok iyi arkadaşlardır. Hayatta satmazlar. Sen ne biliyorsun, bak gel bakayım anlat. Bugün normalde onlar kız gecesi yapacaktı ama ben Ecenaz'a intikamımı alacağımı söylemiştim çünkü beni gerçekten korkutmuştu ama çok çaktırmadım o videoda. Bugün ondan intikam alıyoruz. Pamuk eller cebe, herkes 100 lira koyuyor. Paralarını alıyormuşum değil mi? Bak farkındasın, hayır, elim hayır, şöyle hayır. Oldu Enes bak. Bana ellerini ver, hayat seni sevinecek. Evet. Bir tane tanıdığım bir arkadaşım onu böyle mırıldanıyor, tamam mı? Bana 50 lira, evet. Ver, ben bana 50 lira ver anlamıştım onu, beşer etmiştim. Siz gidin dışarıda bir dolaşın, kız kıza işte market alışveriş falan yapın, takılın. Ben sonra da kameraları yerleştireceğim eve, saklanacağım şu küçük odaya saklanacağım. Sonra sana WhatsApp'tan mesaj atacağım nereye gideceğimi, ne yapacağım falan. Haberleşeceğiz. O yüzden telefonunuz yanınızda olsun. Ama şöyle oynayacaksınız. Ben bir şeyleri yapacağım, bir şeyler işte ses mes çıkaracağım, onu korkutacağım. Siz tamamen reddedeceksiniz, öyle bir şey yokmuş gibi davranacaksınız. O da işte kendinden şüphe edecek. Böyle okay. Küçük şeyler yapacağım ama. Kötü adamlık serüvenim başlıyor. Hiç normalde yapmam böyle şeyler hayatta. Hayatta kimseyi üzmem. Şimdi Ecenaz'ı arıyorum. Hadi canım. Alo. Ne yapıyorsun bebiş? İyiyim, sen ne yapıyorsun aşkım? Ne yapayım öyle, evdeyiz İrem'le. Sen kaçta geleceksin, ona göre markete falan gidelim yasak gelmeden. 15 dakikaya evin orada olurum. Siz evde misiniz? O zaman direkt markette buluşalım aşkım. İyi tamam, sizin oradaki mi? Hı, aynen. Okey tamam bebiş, bay. Kapattım, tamam. Süremiz az kaldı, 15 dakikamız var. Şimdi kameraları yerleştireceğim. Hemen geliyorum birerlerim. Tamam, güzel. Şöyle. Görünmüyorum. Açacağız mı aç? Ne? Aaa dur Enes. Burası iyi mi? Çok iyi. Ecenaz gelmiş, gidiyorlar. Tamam hadi yürüyün. Siz Ecenaz'ı ayarlayın, ben saklanıyorum. Tamam, şimdi Yiğit'in de gitmesi lazım. O yüzden ben küçük kameraya geçiyorum. Küçük kameramla devam edeceğim. Yiğit de sizle geliyor çünkü... Ya ne yapıyorsun? Görüşürüz. Görüşürüz. Her yere sakladım bütün kameraları. Ben alfa takımıyım, siz beta takımısınız. Tamam, sen de saklan. Operasyon başlasın. Tamam, her şey hazır. Şu an bayağı heyecanlandım. Geliyorlar, benim saklanmam lazım. Şu köşeye gireceğim birazcık. Hazırsak başlayalım. Lan dur. Şeyi unuttum, ayakkabıları unuttum. Ayakkabılarımı saklamam lazım. Nereye? Bu ne böyle, her yer dolu. Şuraya atsam Ecenaz'ın boyu buraya yetişmez zaten. Lan. Git lan. Tamam, gözükmüyor. Orayı da görmez zaten. Şimdi bu oda zaten Ecenaz'ı çok kullanmadığı bir oda, o yüzden buraya girebilirim. Bu fil ne? Bu fil ne? Koca kızsın, bu fil ne? Uyuyorken buna mı sarılıyorsun? Şu köşeye gireyim. Şöyle iyi. Ulaştı mı, kapatsam? Aynen. Işığı kapatmam lazım ama bir şey açık unuttum. Çok korkutucu. Birinin evinde kalmak gizlice. Arkadaşlar böyle bir şeyi kesinlikle yapmayın, bu suç çünkü. Hiç hoş değil. Kimsenin evinde gizli gizli kalamazsınız. Yapılmamız gereken şeyler de bir numara. Birisi geldi ama böyleyim. Cemre ile mesajlaşıyorum ne yapıyorlarmış diye. Evet. Geliyoruz yazdı, bir dakikaya buradalar. Aha sıçtık. Gizlen. Gizlen Enes, gizlen. Bu odaya girmez zaten de yine de hazır olayım. Bu
benim maskeyi ne diyorum? Ecel Hanım, maskeyi senin cebine koyuyorum. Belki bir gün tesadüfen bakarsın. Cebine gelmiş şansın. Bıraka bıraka onu mu bıraktın bana maskeyi? Asamadım. Ne biçim olmuş bu oda? Sen ne yaptın bunu? Ben mi yaptım? Kahvaltın var Ecel Hanım. 5 dakika sonra kahve yap. Tamam. Yapacağım, dur azıcık oturayım öyle yaparım. Tam 5 dakikada. Enes'e gittim video çekmek için, iptal etti videoyu, geri döndüm ama sonra. Senin elin jel mi, protez mi, kendi tırnağın mı? Kendi tırnağım be. Benimkini düştüm. Ay ne iğrenç, bu ne be? Sen daha iğrenç biliyormuş. Cemre, bu ne böyle? Sadakatsiz. Aa, çarşamba değil mi? Evet, dizi de açabiliriz, film de açabiliriz. Kahve içer misiniz, yapayım mı? Seçenekler neler? Ya normal kahve yapabilirim, içine süt koyabilirim. Yani. Ya da bizim bir seninle yazın yaptığımızı yap. Şimdi oyuncak hayvanı gideceğim, koridora bırakacağım. Nescafe. Aşkım normal Nescafe ile sütü koyup karıştıracağım işte. Yok buzdum aşkım. Ya bir evde nasıl buz olmaz? Ya ice latte demişsin. Evet. Ice latte. Hava sıcak değil ama ev sıcak yani. Saklanmam lazım. Buraya getirip oyuncağı koyacak. Ben de canım, hayatımda ilk defa bir şeyde bize yardım et. Ne dersin? Hayatımda ilk defa. Çok yani ilk defa kalk ve bir değişiklik olsun hayatımda. Hayır, normalde böyle üçlüyken kalkmazdı. Ben seni hiçbir şekilde kalktığını görmedim. Nasıl? Ecenaz'a yakın yerler böyle. Gerizekalı, bunu sen mi koydun buraya? Arkadaşım salak. Ben ilk defa gördüm. Ama çok güzelmiş. Sunay'a aldı doğum günümde. Çok tatlılar. Niye bir yerde bu? Ne bileyim, salak mısın ya? Yaratıcı bir ismini söylüyorum. Kendi iş. Tatlı. Kurabiye ederim değil mi? Evet. Ya gerçekten bir insanın evinde cemre buz yok. Çok sıcak. Burası çok sıcak. Burada durmak istemiyorum. Yandım. Başka odaya geçmem lazım. Tuvalete gideceğim. Tuvalete nasıl gideceğim? Emre'ye mesaj atayım. Şöyle yapacağım da falan bir şeyler yapmaya başladı. Sonra korktum, iki büktüm götürdüm hastaneye. Cemre hikayeyi ne anlatıyordum? Ha evet aşkım Cemre. Tamam, tuvalete girdik şu anda, tuvalette. Şunun arkasına saklansam, yere çöksem belli olur muyum? Olur. Gece nereye yatsa hastaneye gitmişiz İrem, ölüyorum. Ne gitti, zaman? Yine storiesini attı. Şöyle, şu şekilde yere çökeceğim ve beni bulamayacağım. Pustum, bekliyorum. Niye ki aşkım, su tekle. Aşkım çok sıcak aşkım, ya. Aşkım sıcaksa da soğuk su ekle, su tekle üstüne. Hadi içeri gidelim. Tamam tamam, dur. Bir şeye bakıyorum ya. O kadar özledim ki sinemaya gitmeyi. Valla. Çorapları ıslanacak, çorapları. Olabilir miyiz artık? Niye buradasınız? Ben biraz burada oturmak istiyorum. Ben yatmak istiyorum. Aşkım bak, geldiğinizden beri esiyorsun, yatacağım. Aşkım, hayır, hem sen hem de zaman geliyorsun. Bir de hem de bakalım böyle abone. Hayır, bir de dedim ki. Gerizekalı, uyuyacağım demiyorum. İçeride oturalım bir şey. Ya, yatarak da oturalım, anladın mı? Ayakta niye duruyorsun? Hadi gelin bizim evde oturalım kız. Siz de evde oturun. Ve sizin malı. Niye hep bana geldiğiniz zaman böyle yapıyorsunuz? Şimdi mesaj yapacağım, su yere su döktüm diye. Burası sıcak olmadı mı ya? Evet, sıcak sıcak oldu da üçümüz mutfaktayız diye böyle oldu. Ne oldu? Bir arkadaşım. Cemre, ne arkadaşını? Yeşil elma aşkım. Elma sapı. Sapı bile var elma. Ne yapıyorsun Cemre? Ne be?
Ne oldu? Su nereden geliyor olabilir? Sonu geliyor. Ay bak salak gibi suya bastım bir daha. Ne kadar güzel şaka. Banyo falan mı yaptın öyle? Aşkım filin hortumundan ben mi güzel ki? Hayır bak şuradan gelmiyor. Şuraya baktım da aşağısından mı attı diye. Bir yerden. Oğlum bu orta yerde neyin suyunu kaçıracak? Aşkım biraz daha sen şuraya sesin ben şuraya bir değiştireyim geleyim. Ben şimdi böyle sen acıdım ben siliyorum ya. Ben salona saklanacağım. Burası çok soğuk, üşüdüm. Ecran'ın odasında takılın, bir şeyler yapın işte orada. Tamam, sana ben salona saklanınca sana mesaj atacağım. Bugün müdürümün alışveriş yapmıştı zaten, onların kıyafetlerini söyleyeyim. Tamam, evet. Siz ama kapıyı kapatın girince ben salonun kanepenin arkasına saklanacağım. Sen gel benim önüme otur. Tamam. Sen benim oraya otur. Tamam, ses söyle. Eciş, adı neydi, sen ne aldın? Çorabımı değiştirdim. Hayır, alışveriş yaptım gibi bir şey diyordun ya. Aa şurada. Dur gelme ıslak bırak çorabın ıslanır. İrem Ecaz'ın odasına geçsene ya o bir tane bir şey değiştirecektin. Aa buldun mu smolunu? Alo? Şunları aldım. Ha size. Aşkım apartman kapısının kapısını açsana ya. Hadi devam et. Ecaz aldığın kıyafetleri göstersene, buldun mu smolunu? Buldum aşkım. Dur ben de bakacağım, geliyorum. Şu. Aa rengi çok güzel bunu. Ay ne kadar buruşmuş. Güzel bu maç niye böyle olmuş ya? Bu eşofman bu niye buruşuyor? Ama güzel bayağı rengi. Ama şey... Bayağı indirim var ama. İndirimli hali bile sinir bozucuydu. Oha indirimsiz hali ne kadar pahalıymış. Bir dakika ben de merak ettim ben. Oha! Hadi bir şey. Oha! Oha! Ben dedim hani indirimli halini görüp şey dedim hani buna da oha demezsiniz falan öyle biçimden böyle hani. Yok. Ben onu gördüm galiba. Kahve. Nerede kumada? Doğru da bu. Başlamış hatta bitmiş bile olabilir. Ne? Dizimiz vardı bugün. Saat ve saatte ya. Aşkım kumandayı İrem'in orada bir senin arkanda. Bana iyice bir bak, benim etrafımda yok. Kumandayı cebinde taşıma oyun yok değil mi? Odanda falan olma ihtimali aşkım, var. Aşkım hayır, koltukta duruyor sürekli. Ben geçen bizim evde tuvalette buldum. Aşkım burada yok tabii ki yani. Salak o, buradaymış. Gerizekalı sana poponun arkasına alır dedim zaten. Nerede poponun arkası mı? Benim şuraya mı? Şuraya mı girmiş? İçeri mi girmiş? Ben aygırım yani. Sen bir tane Grey Spray'den mi bahsediyordun? Demin gördüm. Ne onun konusu bu ya? Niye biliyormuşsun gibi davrandın? Ya hadi birinci sezondan başlayalım. Dizi izleme. Ya film izleyeceğiz dedik. Film izleyelim. Film gecesi dedik. Şifren ne? Aşkım şifren ne? 11.50. Neden 11.50? Ben koymadım. Kim koydu? İşte fantezimin eşi. Enişte. Marketler kapanmadan cips almadık ya, alıp gidelim mi? Bir de şey falan da alalım, soda falan alalım ya. Cips yok, soda var dolapta. Hadi temiz hava. Çantamı alayım. Sağ ol. Kurabiyeler taze mi aşkım? Hiç öyle görünmüyor da aşkım. Tam 10 günüme geldi. 7 Aralık'tan bu zamanlar. Oh. Bir ay geçti. Renkleri güzel görünüyor diye. Aynen havalı duruyor diye kurabiyeleri oraya koydum. Montunu giyme ya, hemen şurası. Evet, bir de tamam, soğuk değil, hava aşırı iyi. Al şunu ver. Tamam şimdi gittiler evden. Bir büyük değişiklik yapmam lazım böyle onları tedirgin edecek. Çünkü hiç tedirgin etmedim Ecanız böyle. Çok fark etmesin diye çünkü kullanabilir. Şey yapacağım. Şu tablonun yerini değiştireceğim. Farklı bir tablo koyacağım. Daha demin içeride bir tane tablo görmüştüm. O tabloyu alacağım. Şu tabloyu alayım. Aynen. Yani muhtemelen Ecanız fark edecek tabloyu. Ama Cemre'yi uyaracağım. Tabloyu değiştirdim diyeceğim. İnkar edin diyeceğim. Tamam çok iyi. Bunu ne yapalım? Bunu da arkaya koyayım. Şimdi onu
tedirgin edecek bir yere saklanacağım. Şuraya girebilir miyim acaba bak? Şu dolaba girsem, içeride saklansam şov olur, şov yapacağım. İçini bir boşaltalım buraları. Bunları nereye koyacağım ben? Tavaları nereye koyacağım? Dur buldum. Zaten duş almaz şu anda çünkü arkadaşları var evde. Duşa koyayım bunları. Evet. Burada belli olmazlar. Çünkü duşa niye girsin ki gidip, yani gereksiz bir hareket olur duşta. Duşa bakacağını sanmıyorum. Şimdi buraya sığabilirim. İçerisi çok fena. Şimdi onu tedirgin edeceğim. Kendi evimdeyken bir anda mutfağımdaki musluk açılsa korkardım ben. Bakalım ne tepki verecek. Korkutçuklar. Korkunç adam. İçerisi de tam benlikmiş ha. Parti yapmalık tam. İçeriden bir ses geliyor. Sipon sesi olabilir mi? Sipon sesi olabilir, evet. Ecenaz, ne oldu? Aşkım, ses versene. Musluk niye açık? Ecenaz, neden senin evindeki şeyleri bize sorup duruyorsun? Benimle oyun mu oynuyorsun sen ya? Ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Bunu en son mutfaktan kim getirdi? Bul bakalım hadi. Aşkım, açmadım ki musluğu. Biz nereden çevirebiliriz? Belki el çarpmıştır. Otomatik bile kaldır, aç bile. Şey, belki... Vanayla alakalı. Aşkım, nasıl vanayla alakalı olsun? Ben ne zaman musluğu açtım bugün? Hayır yani vana... Aa, sabah 9.30'da açmıştı sen gün musluğu. Ne zaman açtın musluğu diye. Ben şu an gelmedim. Musluğu açtım, musluğu da açtım. Gülmüyoruz. Sürekli sabah... Aşkım, ne olabilir ya? Aynen cin bastı, hırsız geldi içeride. Aşkım, musluğu açık, musluk açık. Kafe kapadın, duymayız, sorun da çözülür. Ne kadar rahatsın. Anlaştık, konuştuk, anlaştık, film izleyeceğiz dedik. Sürekli kesiliyor. Aşkım, ne kadar rahatsınız. Musluk kendi kendine nasıl açılıyor ki yani? Hayatımın anlamı, vanayla alakalı bir sıkıntı. Aşkım, içeriden ses mi geliyor? Hayır, bak bir şey diyeyim mi? Az önce de zaten şurada su damlamıştı. Büyük ihtimalle senin musluğunda bir sıkıntı var. Musluk bozulmuş olabilir yani, bu doğal bir şey. İkinciyi açıyorum, hazır mısınız? Aşkım, damlar da bu ne böyle yani? Acaba birazcık da korkmaz, hoşuma gitti. Yok, normal gelmedi de. Ya
Yani o olay mı? Bu evden taşınma vaktin gelmiş Ecemen. Nasıl bu da hiç düşünsen, en kötüsünü düşünsen ne olur? Şöyle düşün, su hiç olmaya da bilirdi. Şimdi içini daralttın ya. Ben mi? Ya evet, o sen çok şey yapıyorsun ya. Hayır yani ne alaka yani? Açılıp açılıp duruyor bu, böyle bütün gün açılacak mı? Ben olmazsam ne olacak? Tamam, şimdi bizim eve gidelim o zaman. Ben sabahtan beri diyorum eve gidelim diye. Ay bugün burada olmasını istedin. E tamam. Aşkım bak, senin evinin bir problemi var. Hayır, yanlış anlayacak bir şey. Hayır aşkım, bunu kabul et artık. Aşkım benim evim problem, benim evimi sevmemeniz sadece ya. Hayır, sevmemekle alakalı değil. Benim sadece sevmiyor gibi. Değil bak. Ben geçen ölüm döşeğindeyken böyle ne dedim, boya vursunuz. Şimdi musluk çok klasik oldu. Cemre'ye mesaj atacağım, diyeceğim ki kapıdan ıslık sesi vereceğim diyeceğim. Ama siz kesinlikle duymayın diyeceğim ıslık sesini. Hayır sen bugün öylesin ama. Bak dışarı çıkalım diyoruz. Hadi çıkalım o zaman. Şunu yapalım. Markete girdik ya canım, bir şey istemedi şimdi falan. Şimdi öyle oldu. Olursun. Senin güne kötü mü başladı? Güzel tablo bu arada. Tabloya bakıyor yükseldi. Böyle şöyle tabloya bakıyor ve gülüyor. Şişsi gibi. Şey, o, siz bana şaka yapıyorsunuz değil dört mi? Dört mevsim tablosu var ya. Aşkım o tablo orada değil, onu ben arka odaya koydum. Tablo buradaydı. Aşkım. Ne sen anlamadım. Aşkım ben bu tabloyu buraya değil arka odada duruyordu. Şu şeydeki tablo arka... Sinirlen... Ben anlamadım. Konuşamadım. Kahverengi bir tane tablo vardı ya, o tablo buradaydı. Hatırlamıyor musunuz kahverengi tabloyu? Bunu da arka odadaydı. Nasıl değişiyor şey? Arka oda açtım. Valla ben tablo olduğunu bile görmedim. Hayır gergi falan değilim ben ya. O tablo Ecenaz gerçekten bu arada aşkım yanlış anlamadı. Ben de çok zor bir gün geçirdim. Hadi aşkım hadi filmi açalım. Aa Sherlock Holmes izleyelim. Bak Sherlock. Kumanda. Of. Ya da Green Book var, ya da buna devam edelim. Neyi aşkım? Neyi yiyeceğim? Duymuyor musun? Duymuyor musun? Uğursu, oltu, ses... Hayır. Şu olabilir mi? Biraz önce şöyle çıkıyor. Hayır, o değil mi? Öyle rüzgar sesi gibi bir yer mi açık kaldı? Şurası mı açık acaba? Şurası açık olabilir. Aşkım gel eve bir dolanıp içini rahatlatalım mı senin? Adam akıllı. Ama ondan yok, sonra bir daha... Dolanmak falan istemiyorum. Niye dolanalım ki? Aşkım gel. Aşkım 15 tane odam var. Gel bir gezelim. Ondan sonra içini rahatlasın. Hayır bir şey olmuş gibi de davranmak istemiyorum. Bir garip bir ses geliyor yani. Nereden geldi? Aşkım ben. Dışarı rüzgarlı mı? Değil. Dışarıdan geliyordur ya. Burada bir şey yok. Bir de aa evet bak borulardan aldım. Evet borulardan geliyordur. Bu buralarda bir şey yok. Gelirdim ya, şu havalandırma falan var ya, oradan mı geliyor? Havalandırmadan da geliyor. Aşkım büyük ihtimal buranın altında bir yatır var. Ya sen böyle bir şey duymak istiyor bak. Sen, hayır aşkım sen korkmak istiyorsun. Ve sana şöyle söyleyeyim. Hani, demek ne demek istiyorsun? Bu oda sıcak, deralar soğuk ya, onu demek istedim. Ne olmuş? Olabilecek her şeyden gerilmeye çalışıyorsun. Ne kapıyorsun? Hadi devam edelim ya. İstiyoruz. Neyse bak bu Bojack eski bir Hollywood yıldızı.
Ama şu anda işsiz bir oyuncu. Şimdi final anına denk geldik. Cemre'ye yazdım. Hırsız alarmı çaldı ve deyin. Evden çıkın apar topar. Ecenaz gelmek isterse izin vermeyin. Geleceğiz biz deyin dedim. Şimdi Cemre'yi arayacağım. Ecenaz gergin zaten. Onlar da çıkacak. İyice tek kalacak. Şu anda evde değilim. Ama yakınım. Bir bakıp gelebilirim. Tamam, teşekkür ederim. Ne oldu be? Ne olmuş? Evin alarmı çalmış. Acaba suçlu mu dışarı çıktı ya? Şaka yapıyorsun. Kaçmış olabilir mi? Yani açamaz bence de. Bir şey söyleyeceğim. Çevik mi? Ya bahçe kapısını tutamadım. Alarm ne olunca çalıyor ki? Yani oradan bir geçti. Bahçe kapısı açıldığında. Tamam da abi, gelin sonra. Suşi'yi de alıp gelin. Olmak sen gelirsin ya. Suşi'yi de bahçe falan var ya, rahat takılsın. Ya bir şey diyeceğim. Aşkım, gidip gelmemezlik yapmayın ama, tamam mı? Bir şey olmamıştır canım, ne olacak? Ecemaz sabahtan beri evde kalp krizine soktun kendi kendine. Alarm şirketi aramış. Suşi'nin kaçma ihtimali var diye bir şey olmamıştır. Hadi bay bay. Gelsenize, ben huzursuz oluyorum. Böyle sürekli o flüt sesi gibi ses geliyor ama huzursuz ediyor beni. Evin bütün ışıklarını kapatacağım. Tek bir ışık bırakacağım. O da şuradaki. Tek o kaldığı için onu da kapatınca korkacak. Ne bakıyor bana öyle? Ne bakıyor bana? Bana? Ya kızma, ne kızma bana? Ya ağlama, ağlama ya bebiş. Ya. Tamam, şaka yaptım. Ama ödeştik, intikam aldım senden. Nasıl, beğendin mi intikam sesimi? Böyle. Bana. Ne kadar korktun? Çok. İyi oldu. Evet. Sen de beni korkuttun. Odama girdin. Ben seni ağlatmadım ama. Çünkü ben erkeğim. Erkekler ağlamaz. Kameralarımızla konuş, kameralarımızla. Çok dar oldum. Kamerayı sokma gözümün içine doğru. Tek başıma yaşıyorum zaten, korktum yani. Kızlar da gitti. Onlar benim iş birlikçilerimdi. Tablo... Kafayı yedirtti mi sana peki tablonu? Evet, yedirtti Enes. Fark edemedin değil mi? Kendinden şüphe ettin. Bir de bana saçma sapan davrandı ikisi de. Deli mi sandın kendini? Ay, sinirim bozuldu ya. Midem bulanıyor. Çok gerginim ben şu hayır, an. Hayır. Böyle elim ayağım buz tuttu. Çok kötü hissediyorum ve böyle iğrenç hissediyorum kendimi şu gerçek an. Gerçek bir şey yok. Ödeştik. Ya. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. İntikamımızı alacağımızı söylemiştim. İntikamımızı aldık. Böyle kalırsın. Lan bakma bana, üzüldüm, korktum. Salak mısın? Korkup ya içeriden bir şey alsaydım, kafana indirseydim. Bu riski aldım. Her türlü şeyi yapabilirdim yani. Aklıma gelmedi değil ya, şunu indirirdim ya, alırdım bir tane bıçak, gelirdim yani. Benim canavarı mı öldürecektin? Enes, evde en son birinin olduğuna emindim. Senin olduğunu nereden bilebilirim? Doğru. Farkında mısın nasıl ciddi tehlikeli bir şey yaptığını? Ya ağlama ya, sen de bana yaptın aynısını. Şimdi bana vicdan azabı yaptırmaya çalışıyor. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Nasıl, dibime sokma kamerayı ya. Yanlış kaybettiğin diğer videolara gidin. Videoyu beğenin, bay bay. Nasıl, dibime sokma. Midem bulanıyor. Çek artık kamerayı. Bak, senin yüzünden korkacağım artık. Yok, korkmazsın. Hep ben varım sanarsın evde.